Dersimiz Matematik Video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Pisagor bağıntısı 3 63. testimizde birlikteyiz. Aşağıda şekli uçağın yerden yüksekliği 500 metre iken roket fırlatılıyormuş. Gördüğümüz üzere 12, 5 gibi rakamlarımız var. Eğer sıfırlarını silersek. 5, 12, 13 üçgenimiz vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsak hemen yan taraftan baktığımızda bu kısımda 13 olmasını yani 1300 olmasını bekliyoruz. Bu da KM uzunluğunun A şıkkında doğru cevabını vermiş. İkinci sorumuza geldik. Aşağıda şekilde kurt ile kuzular arasındaki uzunluklar verilmiştir diyor. X uzunluğu kaç metredir denilmiş. Evet arkadaşlar burada 5 metreyi vermiş, 3 metreyi vermiş. Öyleyse 3, 4, 5 olması gerekiyor. Tamamı 4 ise eğer 2, 2 eşit paylaşılacağından bahsetmiş. Evet, x uzunluğunu bulmak için 3 ve 2'yi kullanarak 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4 ve eşittir x kare olmak durumunda. İkisini toplarsak 13 ediyor. 13 eşittir x kare ise her iki tarafın karekökünü aldığımızda arkadaşlar buradan kök 13 olarak kalacaktır x uzunluğumuz. Bu da C şıkkında var. Üçüncü soruya geçebiliriz arkadaşlar. Karesel bir bahçenin B köşesindeki tavşan E noktasındaki havuçlara en kısa yoldan kaç metre yol olarak ulaşabilir demiş. Evet gördüğümüz üzere şuradaki BE yolunu kullanmak durumunda toplamı 8 metreymiş arkadaşlar. 6, 8, 10 metre olarak cevabımızı bulabiliriz. Evet dördüncü soruya geldik. Yukarıdaki şekildeki arsanın DC kenarı cadde üzerinde olduğuna göre DC'nin uzunluğu ne kadardır diyor arkadaşlar. Evet 20, 15 şöyle birleştirirsek herhalde dik üçgen elde edebiliriz iki tane. 15, 20 var arkadaşlar. Bakalım yazmış mıyız? Yazmamışız. Daha önceki videolarımızda yazmıştık. Tekrar bunu da not alalım arkadaşlar. Şu en aşağıya yazalım. 3'ün 5 katı 15. Evet 4'ün 5 katı 20 ve 5'in 5 katı 25 olarak yazmış olalım. 25 olarak burayı bulduk. 25 metre. 7, 24, 25 üçgenimiz hemen 2 üstündeydi arkadaşlar. Hatırlıyorsak 24, 7 ve 25 olarak yani DC kenarımızın uzunluğu 7 metre olacaktır. 5. soruya geldik arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre Taner'in uçurtmasının ipinin uzunluğu kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar 1 metre yükseklikten başlıyor ifade. Şöyle hemen 1 metreyi kısaltırsak bu kısım 5 metre olacaktır. Şunu şuradan birleştirelim. 5 kök 3'ü buraya taşıyalım arkadaşlar. 5 kök 3, 5 ve x olarak tamamlanmış. Hemen karelerini alıp toplayıp tamamlayalım işlemimizi. 5'in karesi artı 5 kök 3'ün parantez karesini alıyorum ki x kare olsun arkadaşlar. 5'in karesi 25 artı 5 kere 5 25, 25 çarpı 3 75 arkadaşlar eşittir x kare. İkisinin toplamı 100 eşittir x kare. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda ise 10 eşittir x olacaktır. Yani x değerimiz 10 olmak durumunda. Bu da A şıkkında var arkadaşlar. Evet 6. soruya geldik arkadaşlar. A noktasından kalkış yapan uçan balon B ve C noktaları arasında yere paralel hareket etmiştir. Buna göre AB uzunluğu kaç metredir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle bakalım. A noktasından kalkmış. B ve C'de yine yere paralel hareket etmiş. Şunları taşıyalım arkadaşlar. Yani burası 40 metre. Şurası 70 olduğuna göre geriye 30 metre kalıyor arkadaşlar. 30, 40, 50 metre olmasını bekleriz arkadaşlar AB uzunluğunun. Bu da B şıkkında var. Evet, 7. soruya geçelim arkadaşlar. Aynı doğrultuda hareket eden polis otolarının polis merkezine uzaklıkları verilmiştir deniyor. Buna göre AC uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. A ile C gördüğümüz üzere doğrusal bir nokta. Doğrusal bir ifade daha doğrusu. Evet, 15-25. Hemen bakıyorum. Bunu yazmıştık. 15-25, 20 eksik. Uzun kenar 25 olduğuna göre 20'yi yazabilirim arkadaşlar bu kısma. 20'yi yazıyorum. Evet, 15-17. 8, 15, 17'miz varmış. 8'i de buraya yazdım. 20, 8 daha 28 metrelik
AC uzunluğunun toplamı olacaktır. 8. soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde sincapların cevizlerle olan konumu verilmiştir demiş. Cevizler aynı doğru üzerinde olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç metrekaredir? Bu defa alan soruyor arkadaşlar. 9 var. 12, 15 olmak durumunda. 9, 12, 15. Yine 12, 20 var arkadaşlar. 12 ve 20'nin arasında da 16 giriyormuş. Peki bunları da bulmuş olduk. Aynı doğru üzerinde ise alanı sormuştu arkadaşlar üçgenin. Boyalı bölgenin daha doğrusu. Alan bulunurken taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 idi. Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. Biz buradan taban uzunluğunun 9 artı 16'nın 25 olduğunu biliyoruz. 25 çarpı 12 bölü 2. Buradan da 2 ile 12'yi sadeleştirebiliriz. Her ikisi de 2'ye bölünür. 6'ya 1 olacaktır. 6 ile 25 çarptığımızda 150 bölü 1 yazmanın anlamı yok. Metrekare olarak tamamlayabiliriz arkadaşlar. 150 metrekare de A şıkkında varmış. 9. soruya geldik. Aşağıda kare şeklindeki büyük ve çocuk havuz büyük ve çocuk havuzlarının alanları verilmiştir demiş. Buna göre x uzunluğu kaç metredir? 16 metrekare olan küçük karenin bir kenar uzunluğu 4 metre olacaktır. Dolayısıyla burası 4. 49 metrekare olan büyük havuzunsa 7 metrelik kenarları olacaktır. 7 olduğuna göre arkadaşlar tamamı şu kısım 4 ise buraya da 3 kalacaktır. 3, 4, 5 üçgenimizde hatırlıyorsak bu da A şıkkını verecektir arkadaşlar. 9. soru için. 10. sorumuza geldik. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki odanın zeminini kaplamak için 30 metrekare halı kaplandığına göre x uzunluğu kaç metredir demiş. Toplamı 30 metrekareymiş arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki odanın zeminini kaplamak için. Zemin dediği sarı kısım arkadaşlar. Duvar yeşille boyanmış farkındaysak. 5'e 6 olmak durumunda öyleyse. Zemindeki kısım. X uzunluğu ise bunun hipotenüsü arkadaşlar. 5 ve 6'nın hipotenüsü ise 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36 ve x kareye eşit olmak durumunda. İkisini topladığımızda evet 41, 61 eşittir. X kare olacaktır arkadaşlar. Ve her iki tarafın karekökünü aldığımızda ise buradan x eşittir. Kök 61 olarak cevabımız bulunacaktır. 11. soruya geçebiliriz arkadaşlar. Evet, aşağıdaki şekilde Mert'in aynı cadde üzerindeki bakkala ve manava uzaklığı verilmiş. Bakkalla manava arası uzaklık 18 metre olduğuna göre, şurası 18 metreymiş arkadaşlar. Evet, Mert'in caddeye dik uzaklığı kaç metredir diye soruluyor. İkizkenar bir üçgen verilmiş aslında. Farkındaysak 15-15 olarak. Ve 18 metrelik bakkal manava arası uzaklıksa ikizkenar üçgenlerde yükseklik indiğinde hem kenarortay hem de açıortaydı. 9-9 ayrılacaktır. Dolayısıyla 9 ve 15'ten bahseden bir üçgenimiz var. Buraya da 12 eksikmiş arkadaşlar. 12'yi yerleştiriyoruz ve o da D şıkkında var. Evet, bize özel üçgenler bu konularda bayağı yardımcı oldu herhalde bu testimizde. Yukarıdaki şekilde bir dik üçgenin dik kenarları bir cetvelle ölçülüyor. Buna göre bu dik üçgenin en uzun kenarı kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar bu kenar 5 santimetreymiş. Diğer kenar 4'müş. 4, 5'i kullanarak arkadaşlar burayı bulmaya çalışırsak eğer 3 derseniz yanılırsınız. Çünkü en uzun kenar hipotenüs olmak durumunda. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeni değildir bu. 4'ün ve 5'in karelerini aldığımızda 16 artı 25 diyoruz ve x kare diyorum arkadaşlar bunun için. İkisini topladığımda 41 ediyor. 41 eşittir x kare ve buradan da her iki tarafın karekökünü alsam dahi 41 çıkmayacağından dolayı kök 41 eşittir x olarak kalıyor. Bu da en uzun kenarın kök 41 olduğunu söylüyor. Testimiz sona ermiş bulunmakta. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Beğen butonuna tıklamayı ve diğer videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalın abonelisi olmayı unutmayınız arkadaşlar. Derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.